14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. dönem Cumhurbaşkanı oldu ve güven tazeledi diyebiliriz. Peki Erdoğan ilk turda Sivas'ta yüzde kaç oy oranına sahipti? %69.40 oy oranına sahipken ikinci turda oyunu %73.9'a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise %24.25 oy oranından 26.91 oy oranına çıkardı. Dünkü zaferden sonra Sivas'ta adeta bir bayram havası yaşandı. Tarihi kent meydanında binlerce insan bu tarihi anı coşkuyla kutladı. Evet, öncelikle seçimimiz Sivas'ımız için, milletimiz için, tüm dünya için, tüm dünya mazlumları için hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki zor bir süreçti. İkinci tura kaldığı bir seçim ilk defa yaşandı Türkiye'de. Fakat biz sonucun böyle güzel geleceğinden emindik, buna inanıyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, Cumhurbaşkanımıza olan güven hakikaten sahada her zaman hissettiğimiz bir durumdu. Özellikle biz bunun Cumhurbaşkanımıza güvenin milletimizdeki tezahürünü görmüş olduk aslında bu seçim sürecinde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında başladığı günden bugüne kadar hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Her zaman derdi milleti oldu. Milletimiz de bunun farkındaydı. Milletin bu kadar gönlüne giren bir lider herhalde çok nadir gelir dünyaya ve Türkiye'ye. Milletimiz de bunun farkındaydı. Bunun cevabını da sandıklarda verdi. Onun oluşturduğu güven sayesinde oldu bu diye düşünüyoruz. Sevgi ve güven sayesinde ve elbette ki 21 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar sayesinde, hizmet sayesinde. Milletimiz şunu gördü. Ülkemiz gerçekten 80 yılda yapılmayan yatırımları son 20 yılda gördü. Dolayısıyla milletimiz yatırımdan yana oldu, hizmetten yana oldu, güvenden ve istikrardan yana oldu. Sivas'ımıza Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bir ziyarette bulunmuştu. Muhteşem bir miting oldu. Sivas tarihinde olmayan bir mitingdi. Mitingden ziyade bir sevgi seliydi adeta. Dolayısıyla bunun karşılığı zaten sandığa yansıyacaktı. Cumhurbaşkanımız Sivas'ı seviyor, Sivaslılar da Cumhurbaşkanımızı seviyor. İlk onda olmamız da bizim için sürpriz olmadı açıkçası. Sayın Başkanımızdan, liderimizden onu ilk önce kutluyoruz. Ona saygılar, hürmetler, ellerinden öpüyorum. Çok büyük bir lider. Kendisinden onur ve gurur duyuyoruz. Kılıçdaroğlu neden kazanamadı peki? Kılıçdaroğlu neden kazanamadı? Kılıçdaroğlu bir kere ya resmen YPG, LPG yani bunları karşısına yanına alarak bir şeyler yani menfaat çıkar amaçlı bir şeyler kazanmanın peşine girdi ama maalesef kazanamadı. Sivas Erdoğan'a en çok oy veren 10 ilin. Evet, %72 oyla. Sivaslılar Erdoğan niye bu kadar seviyor peki? Yani sevilmeyecek lider değil ki. Yani uçaklarımız var, petrolümüz var. Yani Türkiye'miz çok zengin. Neden Erdoğan kazandı sizce? Ya yapacak adam yok onunla. Benim görüşüm o yani. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? PKK'yla bile birleştirse olacağı oydu. Ben Kılıçdaroğlu'na PKK'ya oy verir miyim? Bu Sivas ölmüş mü onlara oy verir? Reis ya, adam yaptı yapacağını. Soğan patates dediler. Patlıcanı alıp evine gittiler. Kılıçdaroğlu neden kaybetti sence? Abi beceremiyor ya. Yapamıyor. Yani eksikleri nelerdir sence? Tamamlanmış bir şey yok ki eksiyoruz. Biz zaten ezelden beri reisçiyiz ya. Ondan yana sıkıntı yok. Dün burada bir şenlik havası vardı. Onun hakkında neler söylemek istiyorsun? Ben de buradaydım. Güzelce eğlendik. Coşkuluydu. Her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel olacak. Ya zaten görünen koy kılavuz istemezdi. Aynen öyle oldu. Halkımız gerekeni yaptı. Erdoğan istediği için biz hep Erdoğan'cı. Gereken neyse onu yaptı. Halkımız her zaman doğruların ve dürüstlerin yanında oluyor. Bir de vatanımız, milletimiz için bu gerekliydi, bu oldu. Diğerlerde bir dahaki sefere diyelim. Çok şükür, çok şükür. Yine bir dahaki sefere daha iyi bir... Biz teröristlere şey vermeyiz, ödül vermeyiz. Kılıçdaroğlu neden oy kaybediyor sizce? Neden kazanamadı? Yanlış politika uyguluyor, ondan kaybediyor. Yanlış.
sevgilim değerlidir ya.